Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Bugün sıklıkla birbirine karıştırıldığını gördüğüm gerek canlı yayınlardaki chatimizde gerekse sosyal medyada bize sual olarak da ulaşan bir hususa değinmeye gayret edeceğim. Bazı kavramları birbirinden ayırmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Bu kavramlar Rom, Rum, Roman, Rumen ve Roma kavramları. Dilerseniz yavaştan başlayalım ve ne demek biraz üzerinde duralım. Bakalım anlaşılır hale getirebilecek miyiz? Şimdiden iyi seyirler dilerim efendim. İlk olarak Roma kavramıyla başlayalım. Roma biliyorsunuz İtalya'da bir kent. Bu kentin içinden geçen Tiber Nehri ismi verilen bir nehir var. Ve bu nehrin eski arkaik isimlerinden bir tanesinin Roman veyahut Rumen olduğu kabul ediliyor ki bu kelimenin lügatteki karşılığı akıcı, hareket eden, acele eden anlamın. Dolayısıyla Roma kentine bu akıcı nehrin ismi verilmiş. Tıpkı Sakarya nehrinin Sakarya'ya ismini vermiş olduğu gibi. Böyle bir isimlendirme olduğu kabul ediliyor. Bir başka etimolojik görüş bu kelimeyi Etrüsk lisanındaki Rum kelimesine götürüyor ki o da göğüs, meme anlamına geliyor. Bunun sebebi de şu, biliyorsunuz şehrin kurucu hikayesi içerisinde kurtlar tarafından emzirilen Remus ve Romulus kardeşlerden bahsedilir. Nitekim biz Roma Vatikan vlogumuzda bu efsaneden de etraflıca bahsetmeye çalışmıştık. Buradan hareketle şehrin Remus ve Romulus'un emdikleri göğüse, memeye atıfla Roma ismini aldığı bir kabul halinde. Yine bu bağlamda Palatin ve Aventin tepelerinin iki göğüse benzetildiği ve bu nedenle de şehre bu ismin konulduğuna dair bir görüş söz konusu. Bir yandan Yunan lisanında Rome kelimesi güç anlamına geliyor. Bununla ilişkilendiren bir takım yazarlar da tarih içerisinde var olmuş. İsmi her nereden geliyor olursa olsun Romalı olmak çok önemli bir kavram. Çünkü Romalıların bir civitas anlayışı var, vatandaşlık anlayışı var. Her ne kadar bir şehir devleti olarak doğmuş olsa da Roma ulaştığı yerlerdeki belirli insanlara da Roma vatandaşlığını alma imtiyazını tanıdı. Bu çok önemli. Bir kişi Civis Romanum sum dediği zaman bütün kapılar ona açılıyordu ve kendisinin hakkının yenilmesinin önüne geçmiş oluyordu sırf bu sözle. Roma vatandaşı olmak fevkalade önemliydi. Böylece bu coğrafyada dünyanın dört bir tarafında Roma'nın ulaştığı her yerde Romalı olmak, Roma'ya ait olmak bir değer haline geldi ve insanlar kendilerini biraz da iftihar vesilesi olarak Romalı şeklinde tarif etmeye başladılar. Bir site devletinin isminden evrensel bir vatandaşlık kavramına dönüşen bu Roma kavramının ikinci kavrama bizi ulaştırdığını görüyoruz ki o da Rum. Romalılar haliyle Arap coğrafyasına kadar uzanmışlardı ve İslam'ın ilk fetihleriyle birlikte Araplarla Romalılar arasında çok ciddi kavgalar, savaşlar başlamıştı. O dönemlerde Doğu Roma ile Batı Roma büyük ölçüde birbirinden ayrılmıştı. Bununla birlikte hiçbir zaman bizim Bizans dediğimiz devlet kendisi için Bizans kelimesini kullanmamış, ekseriya kendisini Doğu Roma olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla Araplar karşılaştıkları bu devletin resmi adını kullandılar ve bu devlete Romalı dediler. Fakat Arap lisanında O harfi yoktur ve bu harf telaffuz edilmez. Mesela bir Arap profesör diyeceği zaman profesör der. Hem P hem O harfi olmadığı için böyle telaffuz eder. Bunun gibi Roma kelimesi de telaffuz edilememiş ve Rum kelimesine dönüşmüş. Bunun da en erken örneklerinden bir tanesinin Kur'an'daki Rum suresi olduğunu ve Romalıların zafere ulaşacağını ve İranlıları yeneceğini müjdeleyen Rum ayetinin en erken kayıtlardan bir tanesi olduğunu da söylememiz gerekir. Ve tabii ki Arap esatiri içerisinde, gerek siyer kitapları içerisinde bir anlatı oluşmuş. O da şu, Romalıların Rum isminde bir zattan geldiğini kabul etmiş Arap literatür. Buna göre Hazreti İshak'ın İsu adında bir oğlu varmış. İsu muhtemelen Yeşu'nun bozulmuş hali gibi bir şey. Ve onun da bir oğlu olmuş, adına da Rum koymuş. Bu çocuk sarışın bir çocukmuş ve bu çocuktan gelen nesil ve
kabilelerde sarışın olmuşlar. Bu bağlamda Romalılar için Beni Asfar, yani sarışın oğulları, sarışından gelenin oğulları gibi bir tabiri de kullanıla gelmiş. Bu da anlaşılabilir. Netice itibariyle Arapların karşılaştığı kimseler arasında Frank asıllı kimseler vardı, belki Germen asıllı kimseler vardı. Roma İmparatorluğu'nun bünyesinde olan pek çok milletten insanlar garnizonlar vasıtasıyla ve Roma askeri düzeni vasıtasıyla Arap coğrafyasına kadar geliyorlar. Dolayısıyla Beni Asfar, yani sarışın oğulları tabirinin erken dönemde kullanıldığını biliyoruz. Bununla birlikte Romalılara karşı Araplar ve onlarla birlikte İslam zafer kazanmaya başlayınca bu Biladur Rum, yani Rum toprakları da kademe kademe İslam hakimiyetine girmeye başladı. Başlangıçta Biladur Şam'ın bir adı da Biladur Rum'du ve burada Bizanslılar bulunuyordu. Onlar yenildi ve geriletildi. Bu defa Anadolu'ya Biladur Rum denmeye başlandı. Yani Rum beldeleri. Aynı zamanda Doğu Anadolu için kullanılan bir Biladı Ermen tabiri de vardır. Ermenilerin yaşadığı bölgeler için bu tabir kullanılır ama daha genel bir tanımlama olarak Anadolu topraklarına uzun asırlar boyunca Müslümanlar Rum toprakları dediler. Ve hatta bu bir jenerik isme dönüştü. Yani nerede küffar varsa bir darül harp, yani harp edilecek bir memleket varsa oraya Rum toprağı demeye alıştı Müslümanlar. Daha sonraki yıllarda Selçuklular Anadolu'ya hakim oldukları zaman Anadolu Selçukluları için Selacikayı Rum veya Selacikayı Rum tabiri kullanıldı. Yani Rum Selçukluları tabiri resmi bir tabir olarak kayıtlara geçmiş oldu. Hakeza bu bölgede yaşayan Müslüman olsun gayrimüslim olsun bütün sakinlere de genel manasıyla Rumi dendi. Nitekim aslen Belhli olan, yani Afganistan kökenli olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu ismi almasının sebebi de budur. Kendisinin Rumlukla hiçbir alakası yoktur. Fakat Anadolu topraklarında neşet ettiği ve tanındığı için Rumlu Celaleddin, yani Anadolu topraklarından gelen Celaleddin şeklinde bir isim kendisine verilmiş. Dahası zamanla buradaki Türk hükümdarlar, Müslüman hükümdarlar da bu tabiri benimsemişlerdir. Kendilerine Sultan-ı Rum veyahut Padişah-ı Rum, daha sonraki tabir olarak da Kaiser-ı Rum tabirini kullana gelmişlerdir. Bu tabiri kullandığını bildiğimiz en meşhur isimlerden bir tanesinin de Fatih Sultan Mehmet olduğunu herhalde biliyorsunuz. Dahası bu Rum tabiri bazı Türk aşiretlerine isim dahi olmuş. Timur'un Ankara Savaşı sırasında esir aldı ve yol üzerinde Safevi şeyhlerinden Hoca Ali'nin vasıtasıyla serbest bıraktığı bir Türkmen aşireti vardır. Bu aşiretin adı da Rumlu aşiret. Yani Rum ülkesinden gelen Türkmenlerin aşireti de Rumlu olarak isimlendirilmiştir. Osmanlı'nın kuruluş yıllarına damga vuran Abdalan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum, Gazıyan-ı Rum gibi sınıflarda yine Anadolu topraklarının ismiyle Rum ismiyle isimlendirilmiş oluyorlar. Bu artık bir ırk tabiri değil. Netice itibariyle burada bugün anladığımız manada Rum'dan bahsetmiyoruz. Bir coğrafi işaretten bahsediyoruz aslında. Amasya, Sivas ve Tokat'ı içine alan bir eyaletinde eyaleti Rum veya vilayeti Rum şeklinde isimlendirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla uzun yıllar boyunca bir coğrafi işaret olma vasfını korumuş Rum ismi. Bir yandan bir de Rumlar dediğimiz bir ırk, bir soy var. Peki bunlar kimler? Şimdi asıl mesele burada kopuyor. Bazen bunlar karıştırılıyor. Nitekim bunu bilerek karıştıranlar ve Anadolu üzerinden insanların bu coğrafi isim üzerinden bazı kimseleri Rum ilan eden, yani Yunan ilan edenler vardır. Bununla ilgili olarak da bir sarahate kavuşturalım bu isim. Şimdi evvela bu coğrafyada yaşayanlara genel manasıyla Rum dendiğini söylemiştim. Bir yandan ciddi bir Yunanca konuşan nüfus var Anadolu topraklarında ta ki mübadeleye kadar. Peki bunların Rumluğu nedir veyahut Yunanlardan farkları nedir, biraz ona eğilelim. Şimdi efendim İskender'in seferleriyle birlikte biliyorsunuz Büyük İskender dünya fatihi olmak üzere yola çıktı ve Helenistik kültürü Hindistan'a kadar olan geniş bir satıhta yaydı. Öyle ki bir örnek olarak söyleyeyim, Belh bölgesinde, yani Afganistan'da Baktriya bölgesinde Yunan heykelciliğinin izleri görülür. Ve Baktriya'da yapılan Buda heykellerinde Yunan sanatının izi görülür. Hakeza bendeniz de bizzat şahit olduğum bir İsrail gezimde eski bir Yahudi mezarlığında Helenistik tarzda yapılmış ve kayaya oyulmuş bir mezara şahit olmuş. Dolayısıyla dünyanın dört bir tarafını etkileyen
bir kültür. İskender ve onun oluşturduğu Helenistik kültür. Bu bağlamda Yunanca da İskender'in gittiği bölgelere ulaşıyor ve insanlar için bir ortak dil haline, lingua franca haline geliyor. Bugün nasıl İngilizce konuşuyorsak o günlerde de Yunanca böyle bir genel lisan haline geliyor. Nitekim bu Koine denen özel bir Yunanca biçimidir. Antik Attika lisanından doğmuş fakat diğer milletlere yani aslen ve neseben Yunan olmayan milletlere ulaşıp ortak dil haline geldikten sonraki haline de Koine, ortak Yunanca denmiştir. Bu bölgede konuşulan ortak bir lehçedir bu. Bu lehçe ortak Attika, İskenderiye lehçesi, İncil Yunancası veya Septuagint Yunancası ve Yeni Ahit Yunancası olarak da biliniyor ve ortak bir lehçe. Helenistik dönemde dediğimiz gibi yayılıyor. Hatta ve hatta Yahudi olanlar, dil itibariyle İbranice, Aramice vesaire konuşanlar da kutsal kitabın böyle bir tercümesini yapmak mecburiyetinde kalıyorlar. Dolayısıyla bu kutsal kitap tercümesiyle birlikte Hristiyanlığın ilk günlerinden itibaren Koine aynı zamanda dini bir lisan haline geliyor. Koine Yunancası muhafazakar edebi formlardan zamanın konuşulan yerel dillerine kadar çok geniş bir satırda yayılıyor. Bizans İmparatorluğu'nda doğru tabiriyle Doğu Roma İmparatorluğu'nda baskın bir dil olduğunu görüyoruz. Yani Romalılar buraları fethetmişler ancak yerel halk İskender'in de tesiriyle açık bir biçimde Yunanca konuşmaya alışmış. Dolayısıyla buradaki yerel idareciler de bu halkla olan münasebetlerinde Yunanca kullanıyorlar ve Yunancayı mecbur olarak öğreniyorlar. Daha bu bağlamda bazı Romalı yazarların Yunanca eser vermeye başladığını görüyoruz. Mesela Plutark'ın, Polybius'un Yunanca eserleri var. Daha da ilginç bir hususiyet, Hristiyan Yeni Ahidi'nin ve kilise babalarının kullandığı bir lisan olduğu gibi meşhur Roma İmparatoru Marcus Aurelius Meditasyonlar ismini verdiği eseri bu Koine ile ortak dil olan Yunanca'ya yazıyor. Ve dediğimiz gibi kutsal metinlerin çeviriminde de bu Yunanca kullanıldığı için hızlı bir biçimde Hristiyanlığın içerisine entegre oluyor ve Hristiyanlığın yayıldığı her yerde bu Yunanca da yayılmış oluyor. Dolayısıyla daha evvelleri kendisini Hitit olarak tanımlayan Lidyalı, Frigyalı, ne bileyim Urartulu vesaire milletlerin geneli Yunan potası içerisinde erimiş oluyor. Ve Anadolu'da Yunanca konuşan, Koine konuşan ciddi bir nüfus oluşuyor. Baktığınız zaman mesela Mitridates gibi yerel kralların bulunduğu Pontus bölgesinde bile çok ciddi bir Rumca, Yunanca konuşulan bir nüfus var. Bunlar ana kıtada yani Yunanistan'da yaşayan insanlardan belki genetik olarak, belki soy olarak farklılar. Fakat lisan ve kültür bakımından Yunan kültür dairesinin içerisinde bulunuyorlar ve Yunanca konuşmaya alışmışlar. Nitekim Doğu Roma İmparatorluğu asli lisanı olan Latince'yi de kısmen sürdürmüş bu topraklarda. Söz gelimi Justinian Corpus Iuris Civilis'i yazdığında yani Medeni Haklar Manzumesini yazdığında Institutiones, Digesta, Pandecta Codex gibi bölümleri vardır biliyorsunuz. Justinian'in çıkardığı kanunların bu metinlerin tamamının Latince olduğunu görüyorsunuz. Fakat Yunanca da bu bölgede her daim konuşulan bir lisan. Dolayısıyla bizim burada şunu söylememiz gerekir. Bu coğrafyanın adı Roma sebebiyle Rum ülkesi olarak isimlendirilmiştir. Burada yaşayan insanlar bizim gelmemizden önce yani Türklerin fethinden önce ekseriyet Rumca yani Yunanca konuşan insanlardı. Çünkü o dönemlerde yaygın lisan, neredeyse resmi lisan Koine Yunancasıdır ve bu lisan konuşulduğu için Anadolu topraklarında muhtelif ırklardan, muhtelif kökenlerden gelen insanlar bu Yunanca potasının içerisinde asimile olmuş, erimişlerdi. Bunu bir tarafa koyalım. Ve bir husus daha var bu Rumlarla alakalı olarak. Netice itibariyle bu coğrafyada bizim Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde Rum dediğimiz bir nüfus var. Bunlar Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olan kimseler ve Anadolu coğrafyasında ayrıca da Yunanistan'da yaşayanlara da zaman zaman Rumlar denmiş. Bu bağlamda Osmanlıların Rum olarak tanımladığı bu geniş kütle, bu geniş azınlık mübadeleyle birlikte ciddi bir biçimde Yunanistan'a gitti. Yalnızca İstanbul'da yaşayan Rumlar kaldı. Onlar da zaman içerisinde gerek Kıbrıs olayları yüzünden, gerek 6-7 Eylül vakaları yüzünden yavaş yavaş ülkeyi terk ettiler. Nitekim bugünlerde 3-4 bin Rum'un ancak ülkemizde yaşadığı biliniyor. Bir de Romaika konuşan bir ahali vardır memleketimiz. Onlar da Karadeniz bölgesinde yaşarlar. Romaika
Yunanca'nın, bu Koine Yunancası dedik ya, çok arkaik bir biçimidir. Ve Yunanistan'da insanlar bu lisana duydukları zaman, tıpkı bugün siz Osmanlıca bir konuşan birini duysanız veya Osmanlı'da yaşayan birinin bugüne gelip konuştuğunu duymuş olsanız ne kadar tacip edersiniz, o derece onlar da şaşırıyorlar. Buna dair birkaç anekdot dinlemiştim, ona istinaden söylüyorum. Böyle bir arkaik Yunanca bizim Karadeniz'de, özellikle Trabzon'da korunabilmiş bir şekilde. Buradaki ahali Müslüman olmuşlar veyahut komşularından Rumca öğrenmişler. Birden fazla halkın anlattığı şey var ve yaklaşık 300 bin kişilik bir nüfusta bu şekilde ana dili Romaika olmak üzere Rumca konuşan, Rumca bilen, çat pat da olsa Yunanlarla rahatlıkla anlaşabilen insanlar. Fakat bunlar dediğimiz gibi mahalli ahaliden oldukları için ve Müslümanlaşmış kimseler veyahut eskiden zaten Türk olarak oraya gelip komşularından Rumca öğrenmiş kimseler olduklarından bunlar mübadeleye tabi tutulmadılar. Orada ikametleri sürdürüldü. Halen daha böyle köylerimiz var Karadeniz'de. Bunu da bir parantez olarak buraya bırakmış olalım. Bir de şimdi Roman veyahut Rumen diye bir tabir var. Bir ülke var biliyorsunuz, Romanya diye. Peki bu nereden geliyor? Rumlardan mı, Romalılardan mı, nereden? İşte burası biraz girift. Çünkü Romanya tabirine biz 1500'lere kadar rastlamıyoruz bu bölge için. Bugün Romanya dediğimiz bölge için. Muhtelif isimler var. Fakat ilk kez 16. yüzyılda Transilvanya'yı, Moldova'yı ve Eflak bölgesini ziyaret eden İtalyan hümanist yazarlar burayı Romanya olarak isimlendiriyorlar. Daha da geriye gidecek olursak Campulung'dan Neakşu'nun mektubu olarak bilinen bir metin var. Biraz zor söylemesi. 1521 tarihinde yazılmış bir metin bu. Bu metinde Romence'nin belgelenen ilk oluşumunu görüyoruz. Burada Eflak'tan bahsederken Tara Romanesca şeklinde bir tabir kullanıyor ki bizim Roman, Rumen kelimesini ilk olarak gördüğümüz metinde bu. Peki Romanya'daki Romanlar nereden geliyor? Bu Romalılıktan mı geliyor, nedir diye merak ederseniz orası daha da ilginç. Günümüzde Rumence konuşulan topraklar tarih boyunca hiçbir zaman Romalıların hakimiyeti altına girmedi. Bunun bir kısmı, sadece güneydeki bir kısmı Roma hakimiyetindeydi. O da ancak 170 yıl kadar Roma hakimiyetinde kaldı. Bugün baktığımız zaman Romanya'da Latince'den bozma bir lisan konuşuluyor. Romalılardan kalma bir lisan konuşuluyor. Latince'den bozma diyorum çünkü bir halk Latincesi vardır. Latina Vulgata derler buna. İncil'in de bu şekilde tercümeleri mevcuttur. Bu Latina Vulgata'yı kullanıyor Romanyalılar ve buradan bozulmuş, yerel lisanlarla da biraz karışmış Latin orijinli bir lisan konuşuyorlar. Peki bu nasıl oldu? Buna dair pek çok rivayet, daha doğrusu tarihçilerin incelemelerinden ortaya çıkardıkları pek çok tez var. Bir kabule göre aşağı Tuna yakınlarında Dacia Traiani denen bir bölgede, Dacia bölgesinde Romalı sömürgecilerin bulunduğu, imparatorluk temsilcilerinin bulunduğu bir grup var. Bunlar daha sonra bugünkü Romanya'ya doğru, yukarı doğru çıkıyorlar. Ve bu Dacialı Roman karışımının Daco-Rumence denen, bugün ana lehçe haline gelen lisanı oluşturduğuna dair bir kabul var. Yine Dacialılarla Romalıların birlikte yaşadığı bir alan olduğu ve buradan çıktığına dair bir kabul var. Bir başka kabule göre de bütün coğrafya Slavlar tarafından işgal edilirken Karpat Dağları sayesinde korunmuş ve Roma lisanını, yani Latince'yi konuşmayı sürdüren kapalı bir toplumun evlatları, torunları olduğuna dair bu Romanların böyle de bir kabul söz konusu. Dolayısıyla buradaki Romanya tabirinin doğrudan Roma tabiriyle ilişkili olduğunu ve Roma mirasının bir şekilde Romanya'nın isminde devam ettiğini söylemek mümkün. Bir de bunlardan bağımsız olarak, dikkat ederseniz Roma şehir devletiyle başladık. Roma İmparatorluğunu biraz anlatmaya çalıştık. Rum ülkesine geldik. Burada yaşayan halka Rum dendiğini söyledik. Daha sonra gayrimüslim bir azınlık olarak Rumlardan bahsettik. Romanya'ya geldik. Hepsi Roma ile ilgili. Bir de bunlardan tamamen bağımsız bizim Roman vatandaşlarımız vardı. Bunlar kendilerine Roman veya Romani derler. Peki bunun sebebi nedir? Aslında tamamen bir benzer. Netice itibariyle dünyanın dört bir tarafında Romanlar hakkında cipsi gibi, çigan gibi, çingene gibi, çıgan gibi muhtelif tabirler kullanılıyor. Ve bu tabirlerin ortak noktasının Mısır'a atıf olduğunu görüyorsunuz. Mesela Bizans devrinde de Atsinganoi diye bir tabir kullanılıyor. Bu da aynı şekilde Egypt kelimesi vardır ya, o kelimeyle kökteş. Nitekim Osmanlı'da da bu insanlara Kıpti deniyordu. Yani Kopt ülkesinden gelen, Mısır'dan gelen kimseler tabir ediliyordu bizim Roman vatandaşlarımız. Peki niye böyle? Çok ilginç kayıtlar var. Evliya Çelebi, çingenelerin
Mısır hakkı için, çıktığımız memleket hakkı için diye yemin verdiklerini söylüyor mesela. Dolayısıyla bu Mısır kökeninin biraz araştırılması lazım. Ben Deniz Fakirizm kitabında biraz Mısır'a eğilmiştim. Ve orada gördüğüm bir husus var. Mısır'da da bu insanlara Gavazi veyahut Bermeki deniyor. Gavazi bir aşiretin adı ama Bermeki tabiri çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Abbasiler devrinde Bermekiler denen bir vezir ailesi vardı. Ve bu aile köken itibariyle Budist bir aileydi. Hindistan'la yakınlıkları olan bir şekilde bir aileydi. Ve bu tanımlama aslında Roman vatandaşlarımızın kökenini Hindistan'a doğru götüren bir tanımlama gibi gelmişti bana. Nitekim bugünkü araştırmalar gerek linguistik yani dil üzerine yapılan araştırmalar gerekse genetik yani gen ve soy bağı meselesinde yapılan araştırmalar bütün dünyaya yayılmış olan Roman topluluğunun yani Çingene topluluğunun aslında Hint orijinli olduğunu, Hint kökenli olduğunu açık bir biçimde ortaya koydu. Hindistan'daki Aryan istilasından önce Hindistan'ın yerel halkı olan, otokton halkı olan Dravidler veyahut bugünkü ismine Dalitler, dokunulmazlar, kast sisteminin en altındaki insanlar bizim bugünkü Roman topluluğunun atası olmuşlar aslında. Çok ilginçtir. Hindistan'da Domba diye bir kabile vardır. Bu kabilenin devamının Dumi, Domre, Domi, Dom gibi isimlerle Orta Doğu coğrafyasında ve bilhassa Mısır, Suriye ve bizim ülkemizin güney bölgesinde yer aldığını, bunların var olduğunu biliyoruz. Domlar diye biliniyor bu insanlar. Yine kuzeye doğru çıktıkça Erzincan'dan yukarısı ta Azerbaycan ve Ermenistan'a kadar olan bölgede de bunlar Lom olarak biliniyorlar. Ve ekseriyette dünyanın dört bir tarafında da Rom veya Romani olarak biliniyorlar. Bu kelimenin kökeni de bir tartışma konusu. Sanskritçedeki Ram veya Raman kelimesinden geldiği, insan anlamına geldiği veyahut koca anlamına geldiği söyleniyor. Bu husus biraz tartışmalı ancak buna da böyle bir atıfta bulunmuş olayım. Nitekim has ve has Roman lisanını konuşan, Roman lisanı dediğiniz zaman abe geleyim, böyle yapayım, çiçek satayım, sepet yapayım demek değildir. Romanların kendilerine mahsus bir lisanı vardır. Ve bizim memleketimizdeki Romanlar bunu büyük ölçüde unutmuştur. Eskiden çadırcı, seyyar Romanlar bu lisanı konuşurlarmış. Fakat bugünlerde Amerika'da yaşayan Vlah Romanları mesela bu lisanı halen daha sürdürmeye devam ediyor. Ve onların videolarını izlediğiniz zaman açıkça Hint orijinli bir lisan konuştuklarını görüyorsunuz. Leske yaka zelena si leska çukar lolo. Vosi meştero baro ta enav baro aşundo. Teles devla bahtbari yek şukar omnikali. Teles devla şave but tenakel mato paipur. Mesela ne iş yapıyorsun sorusu Kerizma Puçi diye soruluyor. Bugün bizim Balat'ta, Sulukule'deki Roman vatandaşlarımız işe gitmeye kerize gitmek derler. Veya iyi bir sazda güzel bir name yaptın mı baronun kerizleri iyi derler. Dolayısıyla iş, keriz tabiri aynı şekilde korunmuş. Bizim argomuzun da içerisine girmiş. Böyle enteresan bir vakadır. Ve dünyanın hemen her yerinde İngiltere'de, İrlanda'da dahi Roman toplulukları vardır. Bunlar az ya da çok kendi geleneklerini, ananelerini hatta lisanlarını sürdürmekteler. Hindistan'da da Roman topluluğu yaşamaya devam ediyor. Tamamı o bölgeyi terk etmiş değil. Ve orada dokunulmazlar olarak, kas sisteminin en altı olarak görülüyorlar. Hatta ben bunlardan bir grubun bir ada üzerinde yaşadığını, bu adanın da nehrin içerisinde hareket eden bir ada olduğunu, bunların kıyıya çıktıkları zaman ekseriyetle de falcılık yaptığını görmüş. Yine bunun gibi Bengal'de ayı oynatan belirli Roman toplulukları vardır. Bunlara kalender denir veyahut medari denir. Aynı şekilde Roma İmparatorluğu zamanında ayı oynatan Atzinganoiden yani Mısırlılardan bahsedilir. Ve bizim çocukluğumuza tesadüf eden dönemde de İstanbul'da, Bursa'da, bütün büyük şehirlerimizde ayı oynatan kimselerin de aynı milletten olduğu malum. Böyle bir süreklilik, böyle bir gelenek aktarımı söz konusu. Türkçe'de çıgan, Farsça'da çingane veya çigane, yoksul, fakir anlamına geliyor. Bununla birlikte bu topluluk hakkında mıtrıp, abdal, poşa gibi çok fazla tabir kullanılıyor. Yerine göre, mahaline göre bu tabirler değişiyor. Ekseriyette de müzisyenlikle ilgili bir tabir kullanıldığını görüyoruz. Mesela Güneydoğu'da mıtrıp yani tarbeden, tarap çalan yani sazla uğraşan kimse anlamında. Peki onlar bize ne diyorlar? Yani biz onlara roman diyoruz. Aslında onlar kendilerine roman diyorlar. İnsan anlamında. Peki onlar bize ne diyor? Gaco veyahut gacı. Yani bugün de kullanıyoruz ya bizim argonun içerisinde gacıya bak vesaire filan gibilerinden. Aslında bu Romanların yabancılar için kullandıkları bir tabir. Bu da bizim lisanımıza argo
olarak geçmiş, yerleşmiş bir tabir olmuş. Gace, gaco, gacı gibi tabirler bugündeki Roman toplumu içerisinde bilinen maruf tabirler. Efendim, gördüğünüz üzere Roma İmparatorluğu'ndan yola çıktık, Rum ülkesine ulaştık. Hatta Romanların tarihi, Rumen nedir, Romanya nedir? 50 tane ayrı kavramı sizin önünüze şöyle bir seriverdik. Artık bunların içinden ne alırsınız, ne edersiniz bilmiyorum. Ancak bize ulaşan sorular ve bu konularda biraz konuş diyenler benim aklımda bunları oluşturdu. Biraz da irticalen bunları anlatmak gereğini hissettim. Umarım faydalı olmuştur. Bu faydalı içeriklerin devamı için de artık ne yapacağınızı siz biliyorsunuz. Onu da ben söylemeyeyim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.